Parfüm nedir? Güzel kokan bir koku. Parfümler çeşit çeşittir. Tarih boyunca hep parfüm sürülür. Parfümler güzel. Selin'cim kesiyorum ama yeni markalardan falan söz etsen yazında. Ya da farklı kadın tiplerine ne parfüm uygundur gibi bir şeyler hazırlasan. Bakın, bütün parfüm reklamlarında aynı şey canım. Bir tane şişman, kocasına kıcık, problemli kadının parfümü yok. Hepsini istediğini bilen seksi, çarpıcı kadının parfümü. Ve şakır şakır da satıyorlar efendim. Ya zaten demek ki yani bu kadından ne kadar çok var değil mi? Bir tek bana rastlanıyor herhalde. Neyse Selin'cim, ben sana haksızlık etmiyorum. Ne de olsa ek yazın. Devam et. Ay ben daha bu kadar yazdım ya. Bununla da 3 gündür uğraşıyorum. Ya. Ama bir şey daha var bak dinle. Bir kadın ister 15 yaşında bir genç kız olsun, ister 45 yaşında hayatının son bayramında bir kişi. Yaşına göre bir parfüm bulur. Ay ben çık biraz hava alayım. Affedersiniz. Görüşürüz. Selin. Hı. Canım benim. Efendim. Bir kere 45 yaş yaşlı değildir, hatta çok gençtir. Yani editörünle iyi geçireceksen bunu aklına yaz. Bir de hiçbir yazıya tarih boyunca diye başlama. Bu en çok kullanılan kalıptır. Ayşe sus, sen neler biliyorsun böyle? Ne olur bana yardım et. Vallahi rezil olacağım. Zaten dün gece aydındaydık, böyle böyle eğlendim. Ay uykusuzluktan ölüyorum, ne olur. Tamam canım, relax ol sen. Şimdi git bana içeriden bütün basın bültenlerini getir. Oturalım seninle şöyle güzel bir yazı yazalım. Çok sağ ol. Şesu ya, bu basın bülteni derken üzerinde resim olan kağıtları diyorsun değil mi? Şesu var. Senden bir kahve istedim. Kaç saat oldu? Şunların fotokopisini çek. Çıp çıp çıp. Tabii Selin Hanım. Ortama bak, rezil oldu. Takın benim elektriğimi falan bak. Ne oluyor oğlum? Hani çok iyi anlaşıyorduk. Ya işte moda yazarı Şesu'nun ofis boy Şesu var olduğunu öğrenince böyle film koptu. Gerizekalı. Acil, heyecanlanmak yok kardeşim, tamam mı? Sen bana bırak. O ne bu be bu? Son Mohikan maşallah. Merhaba, biz geldik. Nereden çıktınız siz ya? Kardeşim, Okan niye geldiniz buraya? Ne demek niye geldik ya? Hayret bir şey ya. Kardeşin gelmiş, sözlüğün gelmiş. Böyle mi oluyor? Bu tavır yakışıyor mu bize Aslı'cığım? He? Canım kardeşim benim. Ne yapıyorsun be? Aslı idare et. Kafamın etini yedi. 2 dakika görümde yırttı kendini. İdare edin. Siz beni idare edin ya. Taceddin biz sözlü değiliz. Taceddin gel koçum sen. Tabii. Aslı'cığım. Yüzük olmadan olur mu hiç? O da olacak inşallah. 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 Aslı. Bak kaseti çıkartsınlar bana. He? Fıstık gibi ayrı eve çıkarım. Sen de rahat edersin. He? Taceddin be. He? Koçum benim. Tamam 2 dakika oturun. 2 dakika oturun sadece. Tamam ben takılayım. Susun konuşmayın, gürültü yapmayın, lafa karışmayın, hiçbir şey yapmayın. Öyle oturun. Şesu var. Senin kahven çok iğrenç. Bana köşedeki kafeden al getir ama çabuk. Tamam mı? Çabuk. Bu ne ya? Sakın ama. Olur Selin Hanım. Getiririm. Yalnız o ısmarladığınız yazı da bitti. İyi laf karıştırma çabuk. Gitmeseydiniz Selin Hanım. Okan sadece kendini değil beni de yakarsın oğlum. Patronun kızı. Zengin mi bir de bu? Tadından yenmez bu be. Ha? Değil mi Taco? Okan 2 dakikanız da oldu. Hadi siz gidin. Yok biz iyi böyle takılırız böyle. Tamam. Şesu sen ne yapacaksın bu kızla ya? İntikamım çok acı olacak diyebilirim. Rahatsız olmayın. Çalışın arkadaşlar. Çalışın, çalışın. Merhaba abi. Merhaba canım. Fatoş Hanım Selin'in parfüm yazısına getirdi. Gerçekten gurur duyduk. Değil mi Fatoş Hanım? Vallahi bu aralar duygularımı pek ifade edemiyorum. Ama ben de pek memnun kaldım. Zaten hemen 2. yazıyı da sipariş ettim. Bir de son yazısını okusanız demek ki... Yani... Hah! Geldi bir tanesiyim benim. Gel babişkom, gel. Aferin sana. Yeni yazını da bitirmişsin ha? Öyle yazıverdim. Aferin. Konusu neydi güzel kızım?
Konu? Konu çalışan şehirli kadının stresle baş etme yolları gibi bir şey olsa gerek. Değil mi Selin? Evet. Yazıyı da benim kahve makinesinin orada bırakmışsın. Hay Allah, çok mersi. Fatoş işte yazı. Bence kendisi okusun canım. Kendi yazmış, kendisi okuyacak. Ha doğru tabii. Hadi bakayım güzel kızım, oku yazını. Peki. Başlık, şehirli kadının stresle imtihanı. Aman. Güzel. Evet. İş hayatı, ev problemleri, ilişkiler, trafik, gerginlik. Hepimiz yaşıyoruz öyle değil mi? Tabii. Avrupa yakasının size tavsiyesi şudur. Hayır. İşi gücü bırakın. Kadının yeri evidir. Muhakkak. Kariyer, para kazanmak gibi saçmalıklarla beyni yormak sadece stresi arttırır. Bravo. Temizlik, ütü derken zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız. Ne güzel yazmış kız. Siz en iyisi modaydı, makyajdı gibi saçmalıklara para ve zaman harcayıp kadın dergilerinin palavralarıyla mutsuz olacağınıza evinizin kadını olun. Modadan mı vazgeçecekmişiz? Ne diyor bu ya? Selin! Ne biçim bir yazı bu? Bilmem, biraz olmamış galiba. Zım. Efendim? Bu dergide böyle yazı olur mu? Ay ne bileyim baba, ben yazmadım ya. Sen yazmadın mı? Kim yazdı peki? Affedersiniz Saadettin Bey. Yazıyı ben yazdım. Ah! Tabii kusura bakmayın ama ben kendi fikirlerimi kaleme alan bir insanım. Ne de olsa burada çay getirip götüren bir hademeyim. Elimden bu kadar geliyor. Bir dakika. Ortada çok ciddi bir durum var. Fatoş Hanım, sizin bu durumdan haberiniz var mıydı? Vallahi benim haberim yoktu. Doğru mu bunlar senin? Ay Fatoş, lütfen bana böyle bakma ya. Böyle kaşlar kalkıp gece rüyama giriyorsun. Korkuyorum senden ya. Bunların bir kelimesini bile bilmiyorum. Hepsinin şişesi yazdı. Rezalet. Senin burada en çok çalışan insan olman lazım Selin. Çalışmak deyip de arkadaşlar ara vermeyelim. Bu yaptığın hiç affedilir bir şey değil. Bu odayı hak etmiyorsun Selin. Derhal eşyalarını topla ve buraya gel. Belki burada bir şey öğrenirsin. Ben bu odayı kime vereceğimi çok iyi biliyorum. Selin, kahve getireyim mi? İyi gelir, gerginliğini falan alır. O Nescafe işini biz hallederiz. Merhaba Selin abi, gel Taci. Anadolu'dan kop gel düz git, Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.